Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba geldik. Yüksek mahkemelerde yargıtaya geldik. Anayasa mahkemesini bitirdik. En son bireysel başvurulardan bahsetmiştik, onları da bitirdik. Geldik artık arkadaşlar yargıtaya. Arkadaşlar çok ciddi bir üstünde yorgunluk var. Bu aralar birçok dershaneden dönütler alıyoruz. Kamu hukukunda problem yaşayan dershaneler olmuş. Yıl sonu yaklaşmış. İşte hocalarla öğrenciler diyalog kuramamışlar. Öğrencilerin de tavsiyesiyle hocam işte hukuk öğretir sayfası var. Mutlaka Murat Hoca'yı getirtin tarzında talepler olmuş sağ olsun eksik olmasınlar. Onların da talepleriyle birçok kurumla e, tekrar masaya oturduk. Ciddi iletişimler kurduk, yol aldık. Elimizden geldiğince onlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Bu size böyle uzaktan e, yakından ulaşamadığımız kişilere uzaktan bu şekilde ulaşıyoruz. Onlara da o şekilde Dershanelerine giderek e, ulaşma imkanımız oluyor. E, sözün özü yaklaşık 4-5 gündür eve uğramıyorum. Eve geldim yorgunluktan bittim ama Yusuf dedi ki abi videolar artık tamamlayalım. Dedim haklısın Yusuf öğrenciler de istiyor. Bir an önce tamamlayalım. E, şu idareyi de bir an önce artık idare işlem kısmı kalmıştı en son. Onları da yükleyelim. Dedim haklısın Yusuf. E, ders notu talep eden arkadaşlar videoları e, çok heyecanla bekliyorlarmış. Onlar da haklılar. O yüzden şu an saat yine 12 ve ben yine sabah 6'da kalkmak zorundayım. E, yetiştirmem gereken kurumlar var. Ama e, söz verdik e, bu işin sonuna geleceğiz. Bu dersimizde sesim çok mu düşük geliyor? <laughs> Dün gittim serum taktırdım. Çok kötü yorgundum ama geçti biraz daha iyiyim. Bu dersimizde arkadaşlar ne göreceğiz? Kendine gel. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar yargıtayı göreceğiz, danıştayı göreceğiz, uyuşmazlık mahkemesini göreceğiz. 4 tane yüksek mahkeme var. Biri arkadaşlar anayasa mahkemesi, bir diğeri yargıtay, bir diğeri danıştay ve bir diğeri ise arkadaşlar nedir? Uyuşmazlık mahkemesi. Şimdi hocam anayasa mahkemesini A'dan Z'ye her yönüyle soyut norm denetimi, somut norm denetimi, yargılama şekilleri vesaire hepsini gördük mü? Gördük. Şimdi hocam neyi göreceğiz? Geldik Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu aşaması da bitti. Yargıtay'a. Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Bunu da bir videoda tanımlayacağım. Anlatacağım. Sonraki videoda Hakimler Savcılar Kurulu'yla ilgili video çekimimiz söz konusu olacak. HSYK otobüsümüz vardı. Geçen seneden bizi bilenler bilir. O videonun bir kısmını yayınlayacağım. Tamam. Onun başına bir başlangıç giriş kısmı çekeceğim. Sonra o video yayınlanacak. Şimdi e, hızlıca başlayalım. Çık ekrandan. Çık çık çık. Nasıl çıkıyorduk ekrandan? Ekrandan çıkmayı unuttum. Üzerim kızarmış ya. Şimdi Yargıtay benim eldivenim nerede? Artist eldivenim nerede? Gerçekten eldiven yok. Ya o kadar artistik yaparsın. Al işte. Baba akü yok. Eldiven yok. Uğramıyorum ki eve. Allah bilir çocuklar ne yaptı. Neyse arkadaşlar eldivensiz yapacağız. Şöyle elimi birazcık şununla yapayım. Heh, şöyle yapacağız. Yargıtay. Arkadaşlar Yargıtay yüksek mahkemelerden bir tanesidir. Adli yargı mercilerinin bırak e, Yargıtay adli mahkemelerce verilen ve kanun başka bir adli merciye bırakılmadığı karar ve hükümleri son inceleme mercisidir. Son inceleme mercisi kanunda gösterilen belli davalara ilk derece mahkemesi ve son derece mahkemesi olarak ne yapmaktadır arkadaşlar? Bakmaktadır. Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hakim. Hangi sınıftan hocam? Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar arasından mes arasından arkadaşlar kim tarafına seçiliyor? Hakimler, savcılar kurulu yüksek var mı arkadaşlar? 50 defa söyledim yok. Bir sonraki videoda zaten bunun üzerine çok ciddi eski sistemdeki videoyu bir kısmını ben bir başlangıç yapacağım. Onu yayınlayacağım arkadaşlar. Biraz önce izledim. Videonun ışık görüntüsü vesairesi hepsi çok güzel olmuş. O yüzden onu yayınlayacağım. Ee, tekrar yükleyip yayınlayacağım ve güzel de olacağını düşünüyorum. Şimdi hakime savcılar kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. Kim seçiyor kardeşim? Kim? Kim? Yargıtay üyelerini kim seçer? Cevap hakimler, savcılar kurulu. Bunu size nasıl soracaklar? Diyecekler ki, Yargıtay üyelerinin 3 bölü 4'ünü, Cumhurbaşkanı 1 bölü 4'ünü ee, hakimler, savcılar kurulu. Bu şekilde üfleyip üfleyip duracaklar. Sen diyeceksin ki, hayır Yargıtay... Denilince aklıma Hakimler Savcılar Kurulu gelecek. Bunun 3 bölü 4'ü 1 bölü 4'ü ayrımı Danıştay'da yapılıyordu diyeceğim Ve Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyelerinin tamamını kim seçiyor diyeceksin. Hakimler Savcılar Kurulu. Ee, galiba yanlış cümle kurdum. Tekrarlıyorum. Düzeltiyorum ve tekrarlıyorum. Yargıtay üyelerinin tamamını kim seçer? HSK. Hakimler Savcılar Kurulu. Başka birilerinin buraya üye atama yetkisi var mı? Yok. Tamam. Bir tane ekstrem bir olay olacak. Bak şimdi. Devam ediyorum. Çık ekrandan. Ne oldu ya? Bir önceki yere gittik. Yargıtay üyelerinin görev süresi neymiş arkadaşlar? 12 yıl. Anayasa Mahkemesi'nin görev süresi neydi arkadaşlar? Üyelerinin görev süresi. Yine 12 yıl. Bir kimse iki defa Yargıtay üyesi seçilebilir mi? Gözün doysun ya. Gözün doysun. Tamam. Gözün doysun 12 yıl buradasın. Ne bir daha üyelik seçilmesi. Görev süresi sona erenler. Hakim ve savcı yüksek kurulu kurulu ile ilgili daireler tarafından adli yargıda sınıf ve derecede uygun bir göreve atanlar. Yani 12 yıl görevin bittiği ya git emekli ol kardeşim ya da hakimler, savcılar seni kurulu yeni bir göreve atasın. Yeni bir göreve atasın. Böyle havale git. Efendim ben geçenlerde yargıta üyesiydim. İşte 12 yıllık sürem doldu. Emeklilik yaşımda 65 bilirsiniz sizler. Biz de 63'üz gelelim şurada 2 yıl daha atakılalım dedik. Tamam mı? Kim seni buraya gönderdi? Hakimler Savcılar Kurulu. Ya seni Yargıtay'a kim gönderdi? Yargıtay'a da Hakimler Savcılar Kurulu gönderdi. Beğenmedin mi Yargıtay'daki görevini? 12 yıl yapmışsın. Takılaydın bir 2 yıl daha orada. Efendim o işler öyle olmuyor. Sen görmemişsin Hakimler Savcılar Kurulu. E ee, sen görmemişsin Yargıtay'ı. 12 yıl yaptın mı? Bir daha beni seçmezler. İzin vermiyorlar. Yeter diyorlar. Ya emekliye ayrıl ya da git seni başka bir görevlendirelim. Tamam? Anladın mı? Tabii ki böyle bir konuşma geçmiyor. Şimdi not not kırmızıya aldım. Yargıtay üyelerini seçen HSK yani hakime Kurulu iken Yargıtay Cumhuriyet başsa Yargıtay Başkanı, Yargıtay Genel Kurulunca seçilir. Dediğim yer burada değil. Yargıtay Başkanı Yargıtay Başkanı kim tarafından seçilir? Kendi kurulu tarafından seçilir. Yani Cumhurbaşkanı oraya bir üye atamıyor. Yani bu kişi de başkan olsun demiyor. Yargıtay Genel Kurulunca karar veriliyor. Hocam bu kadar önemli önemli dediğin yer neresi? Daha gelmedik mi? Geldik arkadaşlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilini Yargıtay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasında gizli oyla belirlenecek 5'er aday arasında Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıllığına seçilecektir. Şuna bak. 12 hukuk, 12 ceza dairesi var. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi bunun üzerine biraz konuşuyoruz. Aman ha arkadaşlar. Bunu bunu benim anlattığım kurumlarda e, üstünde duruyordum. 2012 yılında e, bu soru geldi. Neden farklılıktır? Bak ders anlatırken biraz daha kendimi toparlamaya başladım. Neden önemlidir arkadaşlar bu? Çünkü arkadaşlar önemli olan husus şu. Cumhurbaşkanı bir yere bir üye atayacaksa, bir yere bir üye atayacaksa, örnek veriyorum e, 3 tane Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 12 tane ee, Cumhurbaşkanı aday gösterilenler vardı. Neydi bunun? 3'ü işte Yargıtay'dan, 2 Danıştay'dan, 3'ü YÖK'ten, 4'ü e, belli kıstaslarda Cumhurbaşkanı Resen kendisi Anayasa Mahkemesi'ni üye atıyordu. Değil mi? Yargıtay her o Cumhurbaşkanı'na üye atasın diye her koltuk için kaç kişiyi aday gösterirdi? 3. Danıştay üye atasın diye kendisine verilen iki koltuk için her üye atasın diye her o boşluğa kaç kişi aday gösterdi? Her koltuğa 3 aday. Her koltuğa 3 aday. Toplam 6 aday gösterdi. Yani sözün özü şu. Cumhurbaşkanı bir yere bir üye atarken bir yere bir üye atarken hep Cumhurbaşkanı'na kaç koltuk varsa o koltukların her adeti için 3 aday gösteriliyor. Ya hocam bunun mantığı ne? Lütfen bana mantığını anlat diyorsun. Bak sayın değerli A grubu kay kaymakamlı idare hakim adayı arkadaşlarımız. Bakın yarın bir gün beni neye çağıracaksınız? Makamlara geçtiğinizde yemeğe çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki hocam size en iyi kral kamerayı alacağım. Tabii ki ben reddetmeyeceğim bu teklifleri. Neden? Daha büyük kitlelere sizden sonra gelecek küçük yaştaki kardeşlerimiz size sizin döneminizde büyümüş olacak. Onlara daha iyi destek sağlayabilmek için arkadaşlar bu desteklerinizi tabii ki hayır demeyeceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi şu. Diyelim ki Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Yargıtay'ın görevlendirdiği 3 adayı Anayasa Mahkemesi'nin üyeliği için söylüyorum tamam. Yargıtay'dan 3 aday geliyordu ya. Şimdi Yargıtay diyor ki efendim Ahmet, Mehmet, Hasan al sana 3 tane aday al bunları götür. E, Anayasa Mahkemesi'nin üye olarak ata dediğinde Tamam mı? Yani 3 koltuğa 3 aday. Yani tek koltuğa tek bir kişiyi yönlendirdiğinde burada Cumhurbaşkanı bir onaylama makamının dışında bir görevi olmuyor. Neden hocam? Mantığını kuran. Her koltuk için bir aday gelirse yetkili bir makamdan Cumhurbaşkanı o zaman seçmiyor ki. Geleni onaylayıp gönderiyor. Cumhurbaşkanına seçme yetkisi, seçme yetkisi nasıl gelecek? her koltuk için seçenekler olsun ki Cumhurbaşkanı bunun içinden birini alıp atasın. Tamam. O yüzden her koltuk için 3 aday gösteriliyor. Bir tane hariç. O bir tane işte burada arkadaşlar. Ve bu soruyu da sordular. Ne dediler biliyor musun? Dikkatim bende değil mi? Bak ben kendime geldim sen kendine gel. Ben saat geçtikçe Arap atı gibiyim. Açılıyorum tamam mı? İlk, ilk böyle tallıyorum sonra Arap atı gibi açılıyorum. Kendine gel şunu çupür dikkat dinle. Her koltuk için her zaman Cumhurbaşkanı 3 aday gösterilirken içinden birini alıp atarken Cumhurbaşkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için 5 aday arasından bir seçme işlemi yapıyor. Hepsinde 3 aday, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için 5 aday. Soru neydi hocam? Çıkmış olan soru. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı tarafından atanırken Yargıtay tarafından Cumhurbaşkanına kaç aday gösterilir? Bir koltuk için kaç aday gösterilir? Herkes ne yaptı? Bak sert bakıyorum. Bunu bil artık. Herkes ne yaptı? 3 yaptı. Sen ne yaptın? 5 yapacaksın. 5 yapacaksın. İstisna. Sordular. Bir daha sorurlar. Sorarlar. Şimdi geldik arkadaşlar Danıştay'a. Danıştay Danıştay İdari mahkemelerce verilen ve kanunda başka bir idari yargı meclisine bırakmadığı kararları son inceleme. Yani idari yargının son inceleme mercisi Danıştay. Adli yargının son inceleme mercisi, mercisi arkadaşlar neymiş? Yargı taymış. Yüksek mahkeme mi? Elbette ki yüksek mahkeme. Kanunda gösterilen davaları davalarda ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Danıştay üyelerinin 3 böldürdüğünü hakime savcılar kurulu 1 böldürdüğünü cumhurbaşkanı tarafından atanır. İşte arkadaşlar ne olur sevgili arkadaşlar bakın çok emek veriyorsun dinliyorsun ben şu saat olmuş sana anlatıyorum artık bunları kaçırma gözünü sevim kaçırma adamlar işte bunu adamlar işte bunu yargıtay üzerinden yapıyor diyor ki yargıtay 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 üyelerinin, 3 bölü 4'ünü Hakimler Savcılar Kurulu 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı atar diyorlar. Bak yargıta için bunu diyorlar. Yargıtay'a gözünü seveyim. Cumhurbaşkanı buraya hiçbir şekilde teması yok. Tamam mı? Diyorsun ki üyelerinin tamamını, üyelerin tamamını Hakimler Savcılar kurulu atar diyorsun. Hocam Cumhurbaşkanı burada ne yapıyordu sadece? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını atıyordu. Tamam. Ama bunu da Yargıtay'a bir üye atama olarak düşünme. Savcısını atıyor olarak düşüneceksin. Tamam. Demek istediğim şey şu. Danıştay'ın üye atama şekliyle Yargıtay'ın üye atama şeklini birbirine karıştırıp soruyorlar. Danıştay'ın 3 bölü 4'ünü HSYK 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı atar atar iken arkadaşlar yargıta üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı atıyor. Hocam çok durdum farkındayım ama lütfen bunu öğren. Tamam lütfen bunu öğren. Hadi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Danıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başsavcı Vekilleri, Daire Başkanları kendi üyeleri arasında Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayı saat gizli oyla 4 yıl için seçilirler. Süresi biten yeniden seçilebilir. Şimdi Danıştay üyeleri kaç yıllığına seçilir? Ya bunlar kendi başkanlarını söylüyor, tamam mı? Nasıl Yargıtay başkanı Yargıtay Genel Kurulu'nca seçiliyorsa Danıştay başkanı da yine kendi arasından seçiyor. Yani beni benim başkanımı ben seçerim diyor. Başka bir yere atama yaptırmam diyor. Şimdi Danıştay üyeleri 12 yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. Niye? Yav Yargıtay üyeliğin de 12 yıldı. Anayasa Mahkemesi üyeliğin de 12 yıldı. Elini vicdanına koy artık evine dön. 12 yıl neyine yetmiyor? Mantık o bir daha seçilemiyor. Tamam. Çık ekrandan. Şimdi 9. Dava Dairesi bir idari daire olarak olmak üzere 10 daireden oluşmaktadır. Hocam danıştay çok ayrıntılı bir konu. Kesinlikle ayrıntılı. Bunları nerede göreceğiz? İYUK'ta göreceğiz. Geldik uyuşmazlık mahkemesine. Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin sonuca bağlar. Bakın arkadaşlar Danıştay diyorum şuraya. Şuraya da Yargıtay diyorum. Tamam mı? Şimdi Yargıtay'ın alt mahkemeleri altında, alt mahkemelerinde herhangi bir görev uyuşmazlığı ortaya çıktığında yüksek görevli mahkeme kimdir arkadaşlar? Yargıtaydır. Yani kendi, pür dikkat burayı dinle. Kendi alt derece mahkemeleri arasında bir uyuşmazlık çıktığında en üst mahkeme temiz mercisi olduğundan dolayı kim uyuşmazlığı çözecek? Yargıtay. Aynı şekilde Danıştay mahkemelerinin alt mahkemeler arasında bir uyuşmazlık çıktığında üst derece mahkemesi olarak kim uyuşmazlığı çözecek? Danıştay. Tamam. Şimdi afilli bir mavi kalemimizi alalım. Şimdi hocam ne diyorum ben? Daha uyuşmazlık mahkemesinde size bahsettim mi? Hayır. Danıştay kendi kendi içerisinde bir uyuşmazlık gördüğünde üst mahkeme benim diyor. İdari yarg yargının başı benim diyor. Ben çözerim kardeşim diyor. Yargıtay diyor ki benim alt dereceli mahkemelerimde bir problem olduysa üst derece mahkemesi benim. Bu uyuşmazlığı ben çözerim diyor. Eee ey Yargıtay sen kendi alt mahkemelerine söz geçirdin de Danıştay'ın alt mahkemelerine nasıl söz geçireceksin? Ey Danıştay sen Ey Danıştay, sen kendi alt mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığı çözdün de Yargıtay'ın alt derecekin mahkemelerine nasıl söz geçireceksin? İşte eğer ki diyorum Danıştay ile Danıştay ile Yargıtay'ın alt derece mahkemeleri arasında bir görev ve hüküm uyuşmazlıkları, adli ve idari yargı mercileri arasında bir görev ve hüküm uyuşmazlıkları ortaya çıktığında ortaya çıktığında çözecek olan merci kimmiş? Uyuşmazlık mahkemesi. Tamam. Demek ki şu mantığını şunu koyuyorsun. Mantığını koyman gereken şey şu. Danıştay'ın alt derece mahkemelerinde bir sıkıntı çıktı. Baba hallediyor. Yargıtay'ın alt derece mahkemelerinde bir sıkıntı çıktı. Baba hallediyor. Yargıtay'ın babası Yargıtay. Danıştay'ın babası Danıştay. Tamam. Alt dereceli mahkemelerin. Eğer ki iki baba arasında bir problem ortaya çıktı. Artık büyük babaya gidiyorsun. Tamam mı? Aşiret reisine gidiyorsun. Kimdir aşiret reisi? Uyuşmazlık mahkemesi. Şimdi sana e, şimdi birazdan üyelerinden bahsedeceğim ama sana bir tüyo vermek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşım. Değerli kaymakamım. Bakın efendim. Şimdi durum şu. Diyorum ki uyuşmazlık mahkemesi yargıtayla danıştay arasındaki bir uyuşmazlığı çözüyorsa çözüyorsa Tamam mı? O zaman ben uyuşmazlık mahkemesine öyle üyeler seçmeliyim ki hem yargıtayın görevlerinden çaksın, anlasın adli merci hem de idare mahkemesinin görevlerinden çaksın, anlasın. Mantığını anladın mı benim demek istediğimi? Yani uyuşmazlık mahkemesine öyle ehil, ehil kişileri saat 1 olmuş ben bağırıyorum uyuşmazlık mahkemesine öyle ehil kişiler görevlendir ki bu adamlar yargıtayın işinden anlasın, danıştayın işinden anlasın. Tamam? O zaman uyuşmazlık mahkemesinin baş uyuşmazlık mahkemesinin e, üyeleri nereden gelecek arkadaşlar? Yarısı yargıtaydan, yarısı danıştaydan. Tamam? Bak tekrar söylüyorum. Yarısı yargıtaydan, yarısı danıştaydan. Mantığını öğren, lütfen mantığını öğren, işi çözersin. Ve ve Anayasa mahkememiz vardı bizim değil mi? Yüksek mahkemelerin en başında yer alan. Anayasa mahkemesi diyor ki haddini bil haddini ey uyuşmazlık mahkemesi. Benim görev yoğunluğum olmasa bu işi de ben hallederdim. Ama senin ben reisinim senin reisini ben atacağım diyor. Yani anayasa mahkemesi uyuşmazlık mahkemesinin kimini atıyor? Başkanını seçiyor. Tamam sözün özü. Danıştay'ın üyeleri başkanı üyeler arasında seçilir. Yargıtay'ın başkanı üyeler arasında seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını Anayasa Mahkemesi seçer. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin üyelerinin yarısını Yargıtay'dan seçilir, yarısı Danıştay'dan seçilir. Mantık neymiş hocam? Çünkü bunların uyuşmazlığını ortaya koyabilmek için bu uyuşmazlıklardan anlayan kişileri bu makama getiriyorsun. Anladın mı? Anladın mı? Şu cümleyi kuruyor değil mi? Çok iyi anladım hocam. Çok iyi anladım. Bunu kuruyorsun değil mi? Tamam. Yaz yorumlardan bana. Biraz yorumlardan yazın ya. Zaten bir birkaç arkadaş sürekli dislike atıp atıp duruyor. Kasti yapıyor farkındayım. Bak bir de birkaç olmaya başladı bunlar. Like'ınızla siz de şu videolara destek verin. Birkaç yorum yapın. Arkadaşlarınıza paylaşın. Paylaşın kanal ailemiz daha büyüsün. Yoksa bu maliyetlerin altından maalesef ve maalesef kalkamıyoruz, kalkamıyoruz. Son dirayetler kartlar patlamak üzere, bu sistemin ödememiz lazım, kartlar patlamak üzere altından kalkmamız lazım, tamam? Şu notlarda temin edin, bir şekilde temin edin. Notları kendince not alıyorsan bile temin etmeni ee, tavsiye ederim. ettin ki şu videoların devamı gelsin. Şimdi arkadaşlar. Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluşu bir başkan bir başkan eldiven yok umarım kaybolmamıştır. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı bir başkan 6 asıl 6 yedek üyeden oluşur. Başkanı kim seçiyordu arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi tarafından seçilirdi. Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay genel kurulu ile Danıştay genel kurulu kendi üyeler arasından 3 asil 3 yedek üye seçer. Ne dedim ben sana birazdan? Üyelerinin yarısını Yargıtay yarısını danıştay seçerdim değil mi? 6 asıl varsa 3'e 3, üç. 3, 3 yedek 3 yedek. Mantı anladın değil mi? 6 asil 6 yedek. Görev süresi uyuşmazlık mahkemesinin başkanı, başkan vekili üyeleri 4 yıllığına seçilirler. Yani benim yargıtayda, benim danıştayda, benim anayasa mahkemesinde görev süresi 12 yıldır dediğim olay uyuşmazlık mahkemesinde görev süresi neymiş arkadaşım? 4 yılmış. Diğer mahkemelerde anayasa mahkemesi arasında görev uyuşmazlığı söz konusu olduğunda anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Hocam mantığı ne? Anayasa mahkemesi diyor ki benimle diyor yargıtay veya danıştay arasında bir görev uyuşmazlığı çıkarsa haddini bil uyuşmazlık mahkemesi diyor haddini bil. Nasıl yani? Senin başkanını bile ben seçiyorum. Benim kararlarımı mı sorgulayacaksın? Nasıl yani efendim? Benim kararımı baz alacaksın. Benimle uyuş, uyuşmazlık yaşayan biri varsa kendini gözden geçirsin diyor. Tamam. Mantarla da değil mi? Anayasa Mahkemesi başkanını atıyor. Kendini bir üstün şekilde yorulmuyor. Tamam. O yüzden Anayasa Mahkemesi ile herhangi bir diğer mahkeme arasında bir uyuşmazlık çıktığında Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır. Dıt. Şimdi şimdi kafayı yedik. Kafayı yedik normal. Arka hocam bura ne? Bura ne? Anlattığım şeyler burada var. Ne oldu lan böyle bu? Şimdi hocam bura ne? Anlattığım şeyler burada var. Sen okuyacaksın burayı. Tamam? Burada herhangi bir anlatım yapmayacağım. Durdur. Oku. Tamam. Şimdi geldik Hakimler Savcılar Kurulu'na. Bununla ilgili şimdi bir girizgah videosu çekeceğim. Videoyu sen izleyeceksin. Notlarda. da temin edersen burada bahsettiğim HSK otobüsü olayı arkadaşlar tablette çizmekte biraz problem oldu. Eski video dediğim yani tamamen yine kendi içinde güncel bir videodur. Çok kaliteli bir videodur. Onu direkt yükleyeceğiz. Mutlaka izle. Çok güzel verim alacağına ben şahsen eminim. Tamam. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ekranı büyük Kendi ekrana geldim. Çay buz gibi oldu. Arkadaşlar sözün özü kendinize iyi bakın. Emek veriyorsunuz. İnşallah Allah'ın izniyle emeğinizin karşılığını bir an önce alırsınız. Güzel yerlere gelirsiniz. Siz güzel yerlere gelin ki biz gönül olarak çok rahat bir şekilde vicdanımız mütmain olsun. Tamam mı? Siz de arkadaşlar yararlandıysanız başka arkadaşlar da kanala getirin. Onlar da bu işten faydalansın. Toplumsal fayda maksimuma ulaşsın. Maksimuma ulaşma çabası içerisinde en iyi işi yapmaya çalışıyoruz. Siz de bizlerle desteğinizi esirgemeyiniz. Sesim yavaş yavaş gitti. Kendine iyi bak. Hoşu, hoşu, hoşça Hoşçakal.